Türkiye'yi bir haftadır infiale sürükleyen bir olay. Bu olay biliyorsunuz 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi, ailesinin onayıyla evlendirilmesi ve 6 yaşında çocuk olarak evlendikten sonra şikayeti üzerine açılan davanın takipsizlikle sonuçlanması, ardından o kızımızın tekrar müracaatta bulunduktan sonra gelişen olaylar hepiniz malumunuzdur. Olayların detayları gerçekten insanın böyle yüreğini burkan, içinin kaldırmayacağı vahşilikte bir olay. Bir çocuğa yönelik böyle bir istismar konusu var. Fakat bu konu bir adli konu olmaktan bir siyasal konu haline de geldi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu kamuoyunun daha gündeminde tutmak için Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Yanında kadın milletvekilleri önde, partililer arkada olmak üzere onlarla beraber Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Orada bir basın açıklaması yaptı. Bu konu için operasyona niye düğmeye basılmıyor dedi. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bana gelseydi ben Kemal Bey'e randevu verirdim, görüşürdük diye bir açıklamada bulundu. Mevzu böyle ilerliyor. Adli safahatı da bir yandan devam ediyor ama akşam saatlerinde bizim yayınımızdan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk kez bu konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Ve dedi ki günümüz şartlarında 13-14 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik durumunu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz mümkün değildir dedi. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Dedi ki Bay Kemal diyor ya. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle haysiyetin yok. Söyleyeceklerinden sonra kendine çekidüzen ver. Kendini ona göre ayarla diye böyle feveran etti. Şimdi bu konuyu biraz buradan başlayalım. Ardından da tarikat meselesi tartışılıyor. Tarikatlar kapatılsın diyenler var. Hayır kardeşim, orası dinsel kurumlardır. Bununla ne alakası var? Bugün Hacı Yakışıklı da yazısında yazmış. Diyor ki Hacı Yakışıklı, yani bir kişi çıktı diye o kurumun tamamını mı diyor biz töhmet altında bırakacağız? Bu başka yerlere olduğu zaman öyle mi oluyor diyor. CHP'nin içinden olduğu zaman veya başka bir kurumdan olduğu zaman o kurumu mu taşlayacağız diyor. Hacı Yakışıklı da böyle bir perspektif koyuyor. Ama biz burada bu meseleden yola çıkarak bir de tarikat gerçeğini de biraz ele almak istiyoruz. Şaban Sevinç, ben başlayabilirim yani. Hadi bu sefer siz başlayın. Barış'ın da hazırlıkları var ama buyurun siz başlayın. Başla. Evet, şimdi tabii hakikaten vahim bir konu ve Türkiye zaten 4-5 gündür tartışıyor bu 6 yaşındaki kız olayını. Lütfen bir de rica edeyim, özenli ve dikkatli konuşalım. Tabii ki. Ailelerin de rahatsız olmayacağı şeylere dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Zaten bir de şöyle bir şey var. Yani bu tarikat ve cemaatlerde yapılan yanlışlara karşı çıkılınca vay sen dine mi karşı çıkıyorsun, İslamiyet'i mi falan diye tam da öyle diyorlar, bir karşı algı oluşturmaya çalışıyor bu tarikat ve cemaat çevreleri. O tuzağa da düşmemek lazım. Ama yanlışları da hani usulünce dile getirmek lazım. Bu ülke hepimizin. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da biraz önce söyledi ki hakikaten 2 yıldır işte adli makamlar zaten gereğini yapıyordu ama burada anlaşılan o ki hani işte Emine Erdoğan hanımefendi işte dün bir tweet attı. O tweet'i de getirin. Hazırladık onu. Emine Hanım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım da, Emine Erdoğan'ın da bir tweet'i olarak, var. Onu bir ekrana getirelim arkadaşlar. Ben bir vatandaş olarak Emine Hanım'ın o tweet'ine ve gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum hakikaten. Emine Hanım'ın bu tweet'iyle birden adli bürokrasideki ve Aile Bakanlığı çevrelerindeki havanın değiştiğini gördük. Bu olaya, bu münferit 6 yaşındaki bakış açısı mı yaklaşımdaki evet. Yani kamu kurumlarının bakış açısı birden değişti Emine Hanım bu tavrı koyunca. Ki doğru oldu. Emine Hanım bu konuda da hani hakikaten cesaretlendirdi. Emine Hanım ne dedi bir okuyalım. Çocuk istismarı insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır. Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz. Mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum dedi. Evet. Şimdi çok önemli tabii Emine Hanım'ın bu tweet'i, gerçekten yani bu süreçte bu sürecin yanlış bulan ve üzerine gitmek isteyen kamu görevlileri için ve bundan sonra amasız fakatsız ve bundan sonra bu tür olaylara karşı işte yargı makamlarının ve işte devlet bürokrasisinin göstereceği tavır açısından cesaret verici bir tweet. Şimdi sevgili Gürkan, bu kızımızla ilgili
anlaşılan o ki adli işlem yapılıyor ve bundan sonra bunun hesabı sorulacak. Yani bütün kamuoyunun gözleri üzerinde, işte Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Ama orada bugün bir soru işaretleri var. Şöyle var, ben tabii onu istersen açayım, siz oradan üzerine tartışın. Şimdi bu konuda mesela Sayın Kılıçdaroğlu da bugün ona işaret etti. Halen neden operasyona geçilmiyor? Neden mesela böyle bir önemli vahim iddia var? Savcılık da bunu iddianame haline taşımış. Yani burada bir masum bir trafik kazasına bile karışsanız, trafik kazasına tedbiren sizi bir iki ay, değil mi? Yani evet, gözaltı oluyor, tutukluluk oluyor vesaire oluyor. Bu böyle bir vahim ve toplumu infiale sürükleyen bir olayda neden bir gözaltı, bir operasyon olmuyor? Acaba korunuyor mu gibi bir takım şimdi ifadelerde bulundu. Şimdi evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o şeyi çok mantıklı ve çok haklı. Zaten bugün Adalet Bakanlığı'na yürümesinin gerekçesi de o. Hı. Orada yaptığı açıklamada da bunu vurguladı. Hatta önceki akşam attığı tweette de yine bunu dile getirdi sert bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi ama bundan sonra bu olayın üzerine gidilecektir. Yani bu olayın, ya bulaşanların, yanlış yapanlar, işte o kızı işte yıllarca tacize, tecavüze maruz bırakanlar gerekli cezayı alacaktır. Çünkü artık devletin tüm tarafları muhalefetin de baskısıyla olaya el koymuş durumda. Ama bakın şimdi arkadaşlar, bu bizim önümüze çıkan ve o kızın itirafıyla, şikayetiyle ortaya çıkan bir olay. Böyle yüzlerce, binlerce olay var mı acaba? Bak, var olduğunu biliyorum. Ama hani temkinli konuşalım, var mı bakan acaba? Bakan söyledi zaten, Derya Yanık dedi ki yüzlerce olay var. Bunları halka haberiniz olmuyor. Halka yansıtmadan biz gereğini yapıyoruz dedi Derya Yanık. Şimdi arkadaşlar, bu cemaat ve tarikat yurtlarında özellikle Türkiye hani FETÖ tecrübesini, FETÖ'nün işte o yurtlarda yetiştirdiği binlerce öğrenci, işte sonra işte bu 15 Temmuz darbe girişimi vesaire, yani Türkiye hala o FETÖ'nün yurtlarında yetişerek devlete sızdırdığı, doldurduğu o şeyleri, terör örgütü mensuplarını temizlemekle meşgul, ayıklamakla meşgul. Sanıyorum 125 binden fazla kamudan FETÖ'cü ayıklandı şu ana kadar. 125 binden fazla. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yoğunlaştıkları yerlerde. İçişleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma. Bu OAL Komisyonu'nun raporuna göre. Şimdi oradan şuraya geleceğim. Bu olaya münferit İsmail Ağa cemaati. Medyascope'dan Emine Bıçakçı arkadaşımız. İsmail Ağa cemaatinin yurtlarında 7 yıl kalan, Kur'an kursu yurtlarında 7 yıl yatılı olarak kalan Fatma Özkaya isimli bir hanımefendiyle röportaj yapmış. Bu olaydan sonra ne oluyor? Yani böyle olaylar var mı falan diye. Şimdi Fatma Özkaya diyor ki, ben hiç 6 yaşında hani evlendirilen birine tanık olmadım diyor, cemaatte kaldığım 7 yıl boyunca. Ama diyor 6 yaşında çarşaf giydirdiler bana da diyor. Sonra anlatıyor, bakın o kadar çarpıcı ki arkadaşlar. Bakın bizim Türkiye'nin, Türk halkının gelenek, görenek ve İslam anlayışına o kadar aykırı şeyler var ki kadının anlattıkları. Yani İsmail Ağa cemaati yurdunda, Kur'an yatılık yurdunda 7 yıl kalan bir hanımefendinin anlattıkları. Kurslarda verdikleri eğitim baskıcı ve zorbacı. Sadece dini eğitim veriliyor. Mesela şöyle bir mevzu vardı. Babanın elini öpemezsin. Bak, kız çocuklarına diyorlarmış ki babanın elini öpemezsin. Neden? Olur da baban eline dokunduğu zaman annen gibi hissederse annenle babanın nikahları gider. Yani hemen cinselliğe geliyor. Yani baban sana karşı işte cinsel bir haz duyabilir ve annenle nikah düşer. Evet. Senden olma, devam ediyor. Senden olmayan, İsmail Ağa cemaatinden olmayan kişi asla Müslüman değildir. Bak, bir daha okuyorum. İsmail Ağa cemaatinden olmayan kişi asla Müslüman değildir. Ona çok da iyi gözle bakılmaz. Müslüman da olsa, tesettürlü de olsa, pardesörlü de olsa, inancı ne olursa olsun İsmail Ağa'dan olması, Mahmut Efendi'ye itaat etmesi gerekiyor. Müslüman kabul edilmesi için diyor İsmail Ağa cemaati. Ama bunu bugüne kadar İsmail Ağa cemaati dediklerinin, önde gelenlerinin konuşmalarında bugüne kadar bizden olmayan Müslüman değildir sözünü duydunuz mu Şaban Bey? Duymadınız. Duymadım. Şimdi bir tanesi çıkıyor, konuşuyor. Bunlar sanki bütün bir işte bunu yanlış buluyor. Zaten bunu tartışacağız. Ama tartışacağız da. Şimdi bir kişinin çıktın, kamuoyu da tanımıyor, kimse tanımıyor.
Bana bunu 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 tamam, yaptılar. Sanki o zaman. Orada herkes de böyle ama olur mu öyle Ceycan? Sanki böyle oluyor der gibi. Öyle oluyor. Bu şekilde getirdi. Enes Kara, Enes Kara niye intihar etti? Çok yanlış. Şu anda yaptığınız çok yanlış. Gencecik tıp, çocuk tıp fakültesi. Halime Şahin'in gündüz olayından yapalım. Sonra birilerinin ortaya dökülüp de şöyle şöyle oluyor dediğine döndürüyorsunuz. Hacı, bu işi ya, bir dakika, 28 Hacı, Şubat'a bir dakika, çeviriyorsunuz Hacı, şu anda Şaban Hacı, bir dakika. Hacı bu ülke hepimizin ya. Ben o camiadan senden olmayan Müslüman değildir lafını duymadım. Sen milyonlarca kişinin, belki de yüz binlerce, on binlerce fark etmez kişinin olduğu bir camiada hiç böyle bir sözü duymuyorsun. Sonra bir kişinin söylediğini bunlara isnat ediyorsun. Bu yanlış Şaban Bey. Kardeşim bak. Ki ben tanımam. İsmail Cemal'le de alakam yok. Ya kardeşim kadın adını sanını vererek röportaj yapmış. Medyascope'dan bir arkadaşımızla. Ya, diyorum ki bak dava açmak. İki gün oldu bu. Ya i̇ki gün oldu bu yayın. Böyle ucuzluk var mı canım? Dava açsınlar diye. Bir dakika. Sen tutuyorsun. Bilmiyor muyuz o cemaat evlerinde neler olduğunu? Duydun mu hiç böyle bir şey? Cemaat evlerinde, tarikat evlerinde neler olduğunu bilmiyor musun? Yalan. Yani ben de bir şey duymadım. Yalan zaten. Peki o yalanı niçin burada konuşuyor? Yalan olduğunu nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Duymadım çünkü böyle bir şey. Bu kadının söylediğinin yalan olduğunu nereden biliyorsun? Doğru olduğunu. Bu kadının yalan olduğunu söylediğini nereden biliyorsun? Ben yaşamış çünkü bugüne kadar benim camiamdan olmayan Müslüman değildir. Yedi yıl yaşamış. Kimseden duymadım. Demiyorlar mı kardeşim? Kimseden demiyorlar duymadım. Mı? Bu kadar basit. Sen kaldın mı İsmail Ağa yurdunda? Ben bugüne kadar hiçbir yurtta kalmadım. Tamam. Hayatımda hiçbir yurtta kalmadım. Nereden biliyorsun yalan olduğunu? Niye ön yargıda cemaate, tarikata üye de olmadım. Hacı tarikat. Niye ön yargıda? Defalarca söylememe gerek yok. Hacı sen bu konunun konuşulmasını niye istemiyorsun? Hayır, işte bak konuşulmasını istemiyorsun sen bu konuyu. Bir dakika istiyorum konuşulmasını. Bak al sana mahkeme tutanağı getirdim. Bak diyorum ki al kardeşim. Senden olmayan Müslüman değildir diye. Al savcılık ifadesi burada. Niçin iftira atıyorsunuz? 7 sayfa. Ya sizin bazı ben okurken şeyler, midem bulandı kardeşim. Ben midem ki, midem. Gerçekten midem bulandı. İnsanlığımdan buradan utandım yola çıktınız. Okuduğumda. Şimdi bir başka şahit getirdiniz. Ne ilgisi var? Kimsenin söylemediği şeyler. Onun üzerine Fadime Şahin Müslüm Gündüz olayının benzeri. Anlatıyor kardeşim kız işte. En son anlaşıldı Fadime Şahin kim olduğu. Kız bir, anlatıyor kardeşim iyi, anlatıyor iyi, burada. İyi ki bir Müslüm Gündüz var ha. Bütün pislikleri, özür dilerim, bu tarikat ve cemaatlerde yaşanan bütün pislikleri bahiste 28 Şubat sürece bir Müslüm Gündüz çıkmış diye örtmeye işte. Çalıştılar. Tarikat ve cemaatlerde öyle değil karşım. Bak. Türkiye'de yaşanan pisliktir o zaman. İsmail Ağa'nın senin de sorumluluğun kalmış. Olan herkesin sorumluluğu olan tek, şeylerdir. Tek anlatıyor. Şaban Bey, Şaban Bey bir tamamlasın. Bu hanımefendi de Hacı. Şaban Bey. O röportaj tamam anladık onu. Şimdi siz oradan hareketle görüşlerinizi ifade edin. Şimdi bu hanımefendi de muhtemelen hepimizden daha dindar. Zaten diyor ki bütün diyor. Yani işte, efendim bak şimdi, ne biliyorsun herkesten daha dindar olduğunu? Ben şöyle düşünüyorum. Yani Türkiye'de Şaban Bey. Kendisi anlatıyor. Türkiye'de sen ne biliyorsun herkesten dindar olduğunu? Birileri ne biliyorsun ortaya çıkıyor. Şaban Bey olmuyor mu? Birileri ortaya çıkıyor Türkiye'de. Bir beyanat veriyor, bir açıklama yapıyor ve onu bir süre doğru kabul ediyoruz. Sonra o birilerinin ya bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Niye böyle, yani şimdi bak, niye böyle davranıyorsunuz? Niye böyle davranıyorsunuz? Şey, ben onun yalan olup olmadığını bilmiyorum. Tamam. Ama doğru olup olmadığını niye yalan söylesin? Kadın da böyle bir ortamda ama çıkıp böyle ismiyle, Türkiye'de yüzüyle böyle konuşuyor. Böyle algı ve manipülasyonlar Fuat Türkiye'de niye çok çıksın yaşadı. Kendini tehlikeye atsın? Hayır. İsmiyle cismiyle konuşması doğru söylediği anlamına gelmiyor. Tehlikeye atıyor tabii ki. Cemaatlerin, tarikatların yargıda diğer kurumlarda şey nasıl örgütlendiğini bilmiyorum. Şaban Bey, İnsanların başına her şeyi gelirim. Bir tamamlayın yalan lütfen. Değildir Fuat ama Bey, doğru da değildir benim için. Yani ikisi de ben bilmiyorum. Şaban Bey, buyurun bir tamamlayın. Ya kız tecavüze uğradım diyor, inandıramıyor kendini. Şimdi bir dakika, gerçekten ben anlamıyorum. Yani başka ne yapması lazım? Birbirine karıştırma bak. Kardeşim ne ilgisi var ya? O yalan bu yalan hangisi? Bu anlatılan olay birbiriyle karşılaştırılıyor. Kardeşim anlatıyor işte yaşadıklarını. Buna yalan demiyor. Peki doğru Enes Kara intihar etmedi mi? Anlatmadı mı küçücük doğru çocuk? Doğru olduğuna çok emin miyiz? Cemaat evine götürdü soktular beni. Her yani birini baskı yaptılar. Tehdit olabilir mi? Şey anlamıyor. Olabilir tabii doğru diye anlatıyor kadın. Cemaat dediğiniz otoriter bir yapı kardeşim başka bir şey değil ya. Kefil oluyorlar. Fuat Bey. Kefil oluyorlar sonra gerçek ortaya çıkıyor ve insanlar hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorlar. Arkadaşlar. Fuat Bey bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse bir şey anlamıyor. 4 kişi üst üste konuştu. Evet.